Yeni sezonda ekranlara gelecek efsane 6 dizi hazırlıklarına başladı. Televizyonda yayınlanacak bu dizilerin ciddi rekorlar kırması bekleniyor. Televizyon dizilerinde en iyi sezonlardan birisi olacak gibi gözüküyor. Birinci dizimiz ile başlayalım. Kalpazan. O3 Medya yapımı, Show TV'de yayınlanacak olan dizide darphanede çalışan çok saf ve temiz bir memur olan Adem'in kirli sistemin içinde her geçen gün başına gelen olaylar sonrası sahte para basan bir kalpazana dönüşme hikayesi oldukça etkileyici bir dille ele alınıyor. Deniz Baysal ile Çağlar Ertuğrul dizi sektörünün en sevilen çiftlerinin başında geliyor. Aynı zamanda iyi arkadaş olan iki yıldız oyuncu yeni yayın döneminin iddialı ve sürükleyici dizilerinden kalpazanda buluştular. Dizinin en etkileyici karakteri, Adem'in tam zıttı bir kişiliğe sahip kardeşi Kartal. Kartal rolü için genç kuşağın başarılı ve yakışıklı oyuncusu Çağlar Ertuğrul canlandıracak. Çağlar Ertuğrul'un partneri ise Deniz Baysal Ayşe karakteriyle olacak. Bu ikili daha öncesinde 3 farklı dizide partner olmuşlardı. Yani oldukça birbirlerine uyumlular, bu diziye de enerjilerini kesinlikle yansıtacaklar. Eylül'de başlıyor. Hayat Hırsızı. Now'da yayınlanacak olan iddialı dizi bomba bir şekilde geliyor. Rating rekorları patlatması beklenen dizinin başrolünde Alperen Duymaz ve Cemre Baysel var. Ay yapım imzalı dizi Temmuz'da sete çıkıyor. Hayat Hırsızı Kod adlı Avendia Brasil dizisinden uyarlanan projede Cemre Baysel babasının intikamı almak için üvey annesinin evine yıllar sonra Leylim adıyla çalışmak için giden Leyla'ya hayat veriyor. Alperen Duymaz da Civan karakterini canlandıracak. Ülkemizin en etkili oyuncularından Gonca Vuslateri, Leyla'nın üvey annesi Nur'a hayat verecek. Cengiz Bozkurt, Tufan, yani Tufo'nun babası Selman'ı canlandıracak. Yargı dizisinde seyirci karşısına çıkan değerli oyuncu Zeyno Eracar, dizide Leyla ve Civan'ın çocukluğunda iz bırakan ve kaderlerini değiştiren Güzide anne rolüyle ustalığını konuşturacak. Rekor kırması beklenen dizi Eylül ayında yayınlanacak. Kötü Kan. Now'ın yeni sezon için çekeceği iddialı dizilerin başında geliyor. NTC Medya imzalı dizide Ertan Saban. Yaşadığı büyük bir travmanın ardından hayatı tamamen değişen eski polis Kartal karakterine hayat verecek. Dizinin hikayesinde ise mafya fazlasıyla ön plana çıkıyor. Ertan Saban'ın partneri ise mafya babasının kızı Nazan, yani Damla Sönmez olacak. Levent Ülgen de Kartal'ın babasını canlandırırken mafya tarafı için iddialı oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Çekimleri Temmuz'da yapılacak dizi Eylül'de yayınlanacak. Kara Dut. İrem Helvacıoğlu'nun başrolünde olduğu dizi rekor kırmaya geliyor. Başarılı oyuncu Murat Saraçoğlu'nun yöneteceği dizide Zuhal Erdem adlı kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanına hayat verecek. Oyuncu görüşmeleri devam eden diziye başka oyuncular da dahil olacak. İrem Helvacıoğlu'nun aldığı reytinglerle dizi tarihine geçen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in de yayınladığı ATV'de seyirciyle buluşacak. Deha. Usta oyuncu Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu dizi efsane bir şekilde geliyor. Show TV'de yayınlanacak olan dizide Aras Bulut Devran karakterine hayat verecek. Partneri olarak Devrim, Özkan, kardeşleri olarak Taner Ölmez, Çağan Efe Ak, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz eşlik edecek. Annesini de Zuhal Gencer canlandırıyor olacak. Show TV'de Eylül sezonunda seyirciyle buluşacak olan dizide Devran'ın babası İskender, üvey annesi Aysel'e hayat verecek oyuncular için görüşmeler devam ediyor. Dizinin babana bile güvenme sloganıyla çekilecek bölümü seyirciyi sarsacak oldukça duygusal sahneler içeriyor. Dizide tabii ki aksiyonu içeren sahneler de yer alacak ve kadrosu biraz daha artacak. Teşkilat yeni sezon. Normalde Teşkilat yeni bir dizi değil, 5. sezonuna giriş yapacak. Yeni dizi olarak sınıflandırma sebebimiz, yeni sezonda yeni bir dizi olarak başlayacak, yeni oyuncularıyla, farklı düşman karakterler ve farklı konusuyla 5. sezonda ekran başına toplayacak, Teşkilat'ın yeni sezonuna başrol söz dizisinden de tanıdığımız Yavuz Komutan, yani Tolga Sarıtaş oldu. Murat Yıldırım'ın canlandırdığı Ömer karakteri diziye veda etmişti. Yeni bir istihbaratçı olarak gelen kişinin kod adı Yavuz olması bekleniliyor. Tolga Sarıtaş canlandıracağı için Yavuz ismi çok istendi. Çünkü herkes onu söz dizisindeki Yavuz Komutan olarak tanıyıp sevmişti. Ve Teşkilat dizisine de giriş yaptığında Yavuz'u canlandırması harika ötesi olur. 2017 yapımı olan söz dizisi 3 sezon sürmüştü ve gerçekten olağanüstü sevilmişti.
en iyi dizi ödülünü de olan Söz dizisinde tüm oyuncularda yeteneklerini ayrı ayrı göstermişti. Başrol oyuncusu olan Tolga Sarıtaş'ın çok büyük bir fan kitlesi o diziden çıkmıştı. Teşkilatın böyle bir oyuncuyu kadrosuna katması dizinin izlenme potansiyeli için inanılmaz iyi oldu. Pazar günlerini tek başına kapatacak gibi duruyor, hatta teşkilatın yeni sezonunu tutar ise TRT1'deki yerini bile zirveye alır. Evet, Eylül'de başlayacak 6 dizimiz bu şekilde. 2024-2025 yıllarına damga vuracak bu dizilerden izlenme rekorları gelmesi kesin gibi. Geçen sezon rekor kıran diziler, Kızılcık Şerbeti, Kızıl Goncalar, İnci Tanelerinin bir bölümü bunlar olmuştu. Fakat bu sezon daha fazla izlenme rekorlarını göreceğiz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu dizilerden hangisi tutar? Hangisini izleyeceksiniz? Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. 6 dizi de benim favorim. Fakat hangisi daha fazla rekor kırar denilirse deha olacağını düşünüyorum. Aras Bulut İynemli bambaşka bir seviye. Yetenekli oyuncunun her oynadığı dizi rekorlar kırıyor. Bu dizisi de kesin bir şekilde rekor kıracaktır. Dizi sektöründe de ekonomik kriz var. Maliyetler ve gelirler birbirleriyle uyuşmuyor. Reklam gelirleri oyuncu gelirlerinin altında kalıyor. Ve bu sebepten ötürü diziler erken final olabiliyor. Umarız ki bu sezon sevdiğimiz bir dizi erkenden final olmaz. Gaddar dizisinde de aynı problem yaşanmıştı. Dizi aksiyon teması içeriyordu ve sürekli farklı ortamlarda aksiyon sahneleri çekiliyordu. Dizi setlerinden en fazla maliyetli olan sahneler aksiyon sahneleridir. Bu nedenle Gaddar Dakli sürekli aksiyon sahneleri dizinin gelirlerini resmen yuttu. Başrol ücreti de haliyle fazla olunca set ekibinin parasal anlamda gecikmeleri yaşanmıştı. Eğer bu 6 diziden birini bile izleyecekseniz, kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu sayede sayımızı göstermiş oluruz dostlarım. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.